Bizim buralarda böyle doktor. Kendi göbeğini kendin kesmek mecburiyetinde kalıyorsun bir yerde. He, yok ben kesemem arkadaş diyorsan 2 dakikada alırlar çapını. Nereden geldiğini şaşarsın. Yok işte öyle. Hem şoför mali olsun, hem cam kenarı olsun, hem de bedava. Yemezler. Maalesef hayvan terli. Adamın gözünden sürmeyi çekerler, üstüne üstlük bir de seni borçlu çıkarırlar. Onu bilir, onu söylerim. Dairede duracaksın, merkezi kollayacaksın. Ha? Çember olsa olmaz mı? Olur, o da olur. Fakat yerinde ve zamanında. Yalnız icap ederse vazgeçmeyi de bileceksin. Hiçbirimiz dünyaya kazık çakmadık değil mi doktor? Hazreti Süleyman 750 yaşına kadar yaşamış. Altın, mücevher. Dünya ona da kalmamış. Değil mi doktor? İyi de beline yağmur yağıyor. Yağsın. Yüzyıllardır yağıyor. Ne fark eder? Fakat bundan sadece 100 yıl sonra bile Arap. Ne sen, ne ben, ne savcı, ne komiser. Hani şairin dediği gibi yine yıllar geçecek ve geride benden birisi kalmayacak. Yorgun ruhumu karanlık ve soğuk kuşatacak. Öyle değil mi Arap? Ya ne yaptın doktor ya? Daha yapılacak dünya kadar işimiz var. Sen ölmeden bizi mezarı soktun ha. Yok, düşünmeyeceksin öyle. Ne bileyim işte iş uzadı ya biraz. Can sıkıntısına laflıyoruz. Yo. Yine de öyle şey etme sen şimdi kendine. Şimdi sıkılırsın edersin de. Bir gün gelir belki burada yaşadığın şeyler hoşuna bile gidebilir. Çoluk çocuk sahibi olunca anlatacak bir hikayen olur. Fena mı? Bir zamanlar Anadolu'da dersin, ücra bir yerde görev yaparken işte böyle bir gece yaşamıştık dersin. Anlatırsın yani ne bileyim masal gibi. He? Haksız mıyım doktor? Öyle. Öyle tabii.